Ama şimdi ekranımıza bir haber getirerek başlayalım bu bölüme. Kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine ödenmesi için ve ayrıca gazi maaşlarının bağlanması için 15 Temmuz gazilerini haklarını almak için bir süredir mücadele ediyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylemlerini gerçekleştiriyorlardı. Dün gece ise AKP Genel Merkezi önünden seslerini duyurmak istediler. Polis müdahalesiyle karşılaştılar ve bu müdahalede iki gazi yaralandı. Abi bu adam vatana saldırmadı. Bu adam gazi. Şu anda AK Parti'nin önündeyiz. Arkadaşımız darbe edildi. Kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine ödenmesini ve gazi maaşlarının bağlanmasını isteyen 15 Temmuz gazileri dün gece AKP Genel Merkezi'nin önünde polis müdahalesiyle karşılaştı. Görün işte bakın. AK Parti'nin külliyenin yaptığına bakın. Bak, gazimize vurdular, gazimize. Benimle birlikte tankın üzerinde olan, vatan bayrağı için ölüme giden gazimizi vurdular. AKP Genel Merkezi'nin önünde eylem yapmak isteyen gazilere polisin müdahalesi sırasında iki gazi yaralandı. Şu anda AK Parti'nin önündeyiz. Arkadaşımız darbe edildi. AKP Genel Merkezi'ndeki güvenlik görevlileri ve polisler gazilerin görüntü çekmesini engelleyip telefonlarını almak istedi ancak gaziler buna karşı koydu. Abi bu adam vatana saldırmadı. Bu adam gazi. Serkan bir dakika. Tamam. Sen bırakır mısın abi? Bir şey yapmıyoruz ya, bırakır mısınız ya? İki gazinin yaralandığı olayda yaşananlara tepki sesleri yükseldi. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde bir tane gazimizi polisler darp etti. İki gazimiz darp edildi. Şu an ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada hakka niyetli olmak lazım. 15 Temmuz gecesi demek ki bu gazilerimiz boşuna canlarını ortaya koymuşlar. Demek ki iktidar neyse dilim varmıyor. Allah anlam bulsunlar inşallah. Gaziler haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti. Buradan bir yer ayrılmayacağız. Çetönün merkezini burada koruyacağız. Çetönün merkezini. Sizin canınız kıymetli bizim değil mi? Siz insansınız, biz insan değil miyiz? Çek buraya. İçişleri Bakanı buraya gelecek. 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olanların kurduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Derneği bir süredir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine dağıtılmasını ve gazi maaşı bağlanmasını istiyordu. Dün gece son durakları da AKP Genel Merkezi'nin önü oldu. Benim her tarafım delik deşik, plastiklerde yaşıyorum. Evet, şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız Ankara'ya. KRT Ankara muhabiri Melike Görür'e telefon attığımızda. Melike merhaba. Merhaba. Şimdi dün gece biz son duraklarının AKP Genel Merkezi'nin önü olduğunu söyledik ve haberimizi öyle bitirdik. Ama gelişmeler sonrasında da devam etti. İki gazi yaralandı, onlar hastanede kırıkları olduğu söylenerek tedavi edildiler. Çıktılar mı? Bu bilgiyi senden alalım. Ve bir de mesela haberimizin içinde söylüyorlar, diyorlar ki biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşmek istiyoruz. Bu görüşme gerçekleşti mi? Yine bunun detaylarını da senden dinleyelim. Ülkü Çoban, o görüşme gerçekleşti. Dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri görüştü. Süleyman Soylu bu eylemlerin bir an önce sona erdirilmesini istedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu konuşacağı sözünü verdi. Gazilere ve şehit yakınlarına bu bilgiyi ben gazilerden aldım, hı hı. Ve bugün de saat 15'te bu eylemi sonlandıracaklarını, ara verecekleri bilgisini de paylaştılar. Bugün saat 15'te yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylemlerinin son günü olacak ve bir basın açıklaması yaparak da bugün ara verecekler ve gözleri artık Bakanlar Kurulu'na çevrilmiş durumda. Dün iki kişi yaralanmıştı. Birisinin kaburgasında kırıklar meydana geldi. Bir kişinin de bacağında ve kolunda çatlaklar oldu. Bir kişi de kalp
rahatsızlığı olan birinin de kalp krizi geçirdiği de iddialar arasında. Bu bilgiyi de paylaşalım. Peki Melike, sen olayları yakından takip ediyorsun. Bu Süleyman Soylu ile yapılan görüşme sonrasında da gazilerle konuşma fırsatın oldu değil mi? Evet, konuştuk ve bugüne artık işaret ediyor onlardan. Biraz daha sular durulacak gibi görünüyor mu? Son açıklamalar ne yöndeydi? Bugün saat 15'i işaret ettiler ama eylem sonlanıyor mu yoksa bir ara mı veriliyor? Sence anlattıklarından ortaya çıkan sonuç tam olarak nedir? Şöyle, kendilerin ifadesi ara verdikleri yönünde. Çünkü eylemlerini her gün devam edeceklerini söylemişlerdi. Evet. Ve iktidar kanadından aslında bir ses bekliyordu. O beklenen ses dün geldi yapılan eylem sonrasında. Çünkü çok sıcak bir geceydi AKP önünde. Evet. Ve sonrasında da artık iktidar kanadından biri onları duydu. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin sözünü verdi. Hı hı. Bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi. Oradan gelecek karara bağlı eylemin devam edip etmeyeceği. Peki, çok teşekkür ediyorum Melike. Ayrıca sana çok kolaylıklar diliyorum. Muhabirlik zorlu bir meslek ve sen de o zorlu mesleği gece gündüz yerine getirmek için çabalıyorsun. Kolay gelsin. Teşekkürler.